daha iyi şartlarda çalışmak istiyoruz. Sürekli ardı arkası kesilmeyen mobbinglere maruz kalıyoruz. Burada yer etmemiz lazım. Çünkü gene diyorum, çoğu insandan daha çokuz. Yani biz motokuryeler olarak insani şartlar altında çalışmak istiyoruz. Hani bizim de insan olduğumuz, bir canlı olduğumuz unutulmasın istiyoruz. Aslında kısa bir şekilde böyle yani. Yani motokuryelikte şimdi herkes zannediyor ki biz çok iyi kazanıyoruz. Ama hani insanların zannettikleri kadar öyle basit bir durum değil. Dışarıdan gördüğünüz zaman herkes diyor ki o diyor motor üstünde geziyor ne güzel falan kafasına girenler çok. Ama alakası yok. O trafiğin stresi, riski çok ayrı bir şey. En az 8 saat çalışıyorum öyle söyleyeyim ama hani öğrenci olmayıp da bu işle aile geçindirenler var. Bu işi hani belki ömür boyunca yapacak insanlar var. Onlar 14-15 saatten aşağı çalışmayan insanlar çok. İşimin işçisiyim gibi. Çünkü resmiyette biz çalışan olarak değil aslında iş ortağı olarak gözüküyoruz. Ama aslında dediğim gibi kendi işimin işçisi gibiyim. Çünkü bizim de belli bir sendikamız yok. Hakkımızı savunabileceğimiz bir platform aslında yok. Mesela kışın kar, kış, buz olduğunda hani motor zaten iki tekerlekli bir araç yani. Buz olduğu zaman gidemiyorsun. İstesen de gidemiyorsun. Hani valilikten izin çıkmadığı sürece biz her türlü çalışmak zorundayız. Mesela yolda gidiyoruz. Yanından hızlı geçtiğim araba bana küfür ediyor. Bağırıyor falan. Aynı şekilde adam evine gittiğinde örnek veriyorum, dışarıdan sipariş verdi diyelim. Bu sefer ben yavaş yavaş gitsem, trafikte arabalar gibi beklesem bu sefer diyecek ki benim siparişim nerede kaldı? Neden gecikti? Hani bunu yapan insanla onu diyen insan da aynı insan. Kuryelerin hani belli bir sendika olur, dernek tarzı bir yer olur. Hani bu şekilde örgütlenip birbirlerine destek olması gerektiğini ben düşünüyorum. Bu şekilde hani sorunlar hiçbir zaman bitmez ama bu şekilde hani kuryeler birlik olursa eğer bunun önüne en azından belli bir noktaya kadar geçirebilir. Bir adrese gitmek için belki yolda iki kere kaza atlatıyorum. Baktığın zaman hep karşı tarafı memnun etmem. Patronu memnun etmem gerekiyor, hızlı gitmem gerekiyor. Paketi yetiştirmem gerekiyor, müşteriyi memnun etmemi. Beni kim memnun edecek? Ben nasıl memnun olacağım? Karda paket götürüyorum, adam kapıyı açıyor, dışarıda kar mı yağıyor diyor bana. Psikolojik olarak birikiyor. Yani yılların birikimi var aslında bizim üstümüzde baktığın zaman. En ufak bir şeyde bu sefer patlıyorsun. Yolda ya insan kornaya sinirlenir mi? Kornaya sinirlenebiliyorsun mesela. Birlik olmamız gerekiyor. Şöyle birlik olmamız gerekiyor yani. Haksızlığa karşı bizim kendimizi savunabileceğimiz bir mecra yok. Birlikte oturup da çay içeceğimiz bir yer bile yok. Birçok sivil toplum örgütü var. Hayvan hakları var, insan hakları var. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Ben kendimi yani hiçbir şey olarak diyorum. Bizim artık burada yer etmemiz lazım. Çünkü gene diyorum, çoğu insandan daha çokuz. Biz birleşsek daha çokuz. Şimdi bizim mola sürelerimiz kısıtlı. Yemeği motor üstünde yiyen arkadaşlarımı çok gördüm. Çünkü normal bir işimiz yok bizim. Biz sürekli dediğim gibi aksiyon alarak yani çalışıyoruz. Tabiri caizse kelle koltukta çalışıyoruz. Hayat güvencemiz yok. Esnaf kurye diye bir olay çıkarttılar başımıza. Sözde patron olgusuyla yaklaşılıyor ama bu patronluktan ziyade işçinin işçisi. Yani kendi işinin işçiliğini yapıyoruz biz. Değişen hiçbir fark olmadı. Üstümüze daha çok vergi yükü bindirildi. Yine işçiyiz. Yine mobbinge maruz kalıyoruz. Bir kurumsal firmada çalışıyoruz ya da girdiğimiz zaman evet esnaf kuryesin, patronsun, bir sözleşme, iş ortaklığı imzalanıyor. Herhangi bir sebepten inaktif edilebilirsiniz. Ve bu sözleşme hemen yırtılıp atılıyor. Siz işten çıkartılıyorsunuz. Herhangi bir hakkınız yok. Çünkü siz patronsunuz. Biz esnaf kuryelerin, daha doğrusu sigortalı, sigortasız esnaf kurye olarak çalışan tüm kuryelerin sendikalaşmasını ve kendi haklarını aramalarını istiyoruz. Her işin bir konfor alanı olduğu gibi bizim işimizin konfor alanının olmaması bizi gerçekten sorunlara, ölümlere, kazalara, yaralanmalara sebep oluyor. Vücudumuzun belirli noktalarında sürekli çatlaklar ve kırıklar var. Bu kırıklara, bu ağrılara rağmen çalışıyoruz. Hastalıklarla mücadele ediyoruz ve erken emeklilik istiyoruz. Bunun için kuryelik mesleğinin tehlikeli meslekler statüsüne alınmasını talep ediyoruz. Bu en ciddi ve en büyük talebimiz. Örgütlenmemiz lazım, mücadele etmemiz lazım, sendikalaşmamız lazım. Biz bunları yapmazsak eğer bize bu haklar verilmeyecek. Biz altın tepsiyle bunları almayacağız. Direne direne, mücadele ede ede biz bu haklarımızı alacağız.
Yani şehrin her sokağında, her ücrasında varız. Sokaklar bizim, evimiz. Yeri gelir 15 saat, 16 saat bu sokaklarda durduğumuz, annemizi, babamızı, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzdan çok sokak kaldırım taşlarını gördüğümüz bir iş yapıyoruz. 11 yıldır bu sektörde çok büyük sıkıntılar yaşadım, çok büyük sıkıntılar gördüm. Patronların mobbingi olsun, müşterilerin mobbingi olsun, trafikte uğradığımız mobbingler olsun. Bu siparişi hızlı götür, götürmezsen seni işten atarım veya bu siparişi zamanında yetiştirmezsen sana ceza keserim diyorlar. Müşteriler aynı şekilde keza bu siparişi yetiştirmezsen, zamanında getirmezsen düşük puan veririm. Sürekli ardı arkası kesilmeyen mobbinglere maruz kalıyoruz maalesef. Bu sektör dışarıdan bakıldığında gezerek para kazanılan kolay bir sektör, kolay bir meslek grubu gözükse de 2023 yılında resmi kayıtlara göre 68 motokurye hayatını kaybetti. Biz biliyoruz ki bu sayıların en az 3 katı insan hayatını kaybetti. Çünkü sigortası çalışan arkadaşlarımız var veya iş kolu farklı gösterilen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar hayatını kaybettiği zaman motokurye olarak sayılmıyor. Mücadelemizi biz de Eskişehir'de ve Türkiye çapında dernekleşerek sürdürmeyi planlıyoruz. Kuryeliğin 109 iş kolu olan tehlikeli meslekler grubuna alınmasını acilen hükümetten, yetkililerden talep ediyoruz. Çünkü her 3 günde bir motokurye ölüme maruz kalıyor. Birinci önceliğimiz kesinlikle bu olacak.